Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Denizaltı Savaş Yönetim Sistemlerinde yurt dışına bağımlılığı sona erdiren Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi, ilk denizaltılara entegre edilerek envantere girdi. 2022 yılında yaşanan gelişmeleri resmi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Sualtı Savaş Yönetim Sistemi MÜREN ile yerli ve milli elektronik harp podu EHPOD'u kullanmaya başladık." Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Akya Eğitim Torpidosu'nun TCG Preveze denizaltımızdan başarıyla atışının icra edildiği duyurulmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada MÜREN Savaş Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilen ilk atışta başarılı sonuçlar elde edildiği kaydedilmişti. Bakanlık açıklamasında, milli olarak geliştirilen Akya Eğitim Torpidosu'nun denizaltılarımızdan atış testlerine devam ediliyor. İlk defa, MÜREN, Savaş Yönetim Sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde TCG Preveze denizaltımızdan başarılı bir atış gerçekleştirildi. Bu başarıya katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK, ROKETSAN ve ilgili tüm paydaşlara teşekkür ederiz. İfadelerine yer verilmişti. 10. Deniz Sistemleri Semineri kapsamında düzenlenen, Sualtı Sistemleri oturumunda konuşma yapan ROKETSAN Sualtı Sistemleri Proje Yöneticisi Levent Çomoğlu, Akya Ağır Torpidonun Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kabullerine 2021 içerisinde Kasım ayı sonunda başlayacağını ve Aralık ayında tamamlanacağını aktarmıştı. Bahse konu teslimatlar düşük ölçekli ilk üretim kapsamında yapılacaktı. Akya projesinin seri üretim sürecindeki teslimatlarının ise 2022 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 2022 içerisinde platform hedefe yönelik atışlı faaliyetlerinde de icra edilmesi planlanıyor. Akya projesi ile birlikte, ROKETSAN'ın hassas güdümlü, yüksek hıza sahip akıllı roket ve füze sistemleri geliştirme konusunda uzun yıllar süren hassas çalışmalar ile edinmiş olduğu kritik kabiliyetler denizlerin altına iniyor. Denizaltılardan, muhtelif su üstü hedefleri ve denizaltılara karşı atılan ve tamamen milli yeteneklerle geliştirilen Akya ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin sualtı platformlarına yönelik önemli bir ihtiyacı milli imkanlarla karşılanmış olacak. Akya'nın kalifikasyon çalışmaları devam ederken Türk Deniz Kuvvetleri'nin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düşük ölçekli ilk üretim faaliyetleri de sürdürülüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin 533 mm ağır sınıf torpidosu ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacak olan Akya'nın yakın zamanda TCG Gür denizaltısından atışlı testleri icra edilmişti ve Preveze sınıfı denizaltılara entegrasyonu için sözleşmesi imzalanmıştı. Akya, 50 km menzile, 45 artı knot azami hıza, karşı karşı tedbir kabiliyetli aktif, pasif sonar başlık ve dümen suyu güdümünün yanında fiber optik kablo ile harici güdüm kabiliyetine de sahiptir.